Selamünaleyküm arkadaşlar. Hülya'nın Köy Hayatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler sonuç olursanız çok şükür bizler de iyiyiz. Bayağı işlerimi hafiflettim arkadaşlar. Evin işi bitti. Bugün de Perşembe. Buranın Gülacın pazarı var. Biliyorsunuz Perşembe günleri. Çarşamba günleri buranın pazarı var. Perşembe günleri de Gülacın pazarı var. Ama burası çok pahalı oluyor arkadaşlar. Bir de pazarımız çok uzaklaştı. Önceden çarşı ortasındaydı. İstediğimiz gibi gidip gelebiliyorduk. Şöyle lambamızı bir yakayım. Ekranı nasıl olacak? Tamam. İstediğimiz gibi gidip gelebiliyorduk. Arkadaşlar pazarımız şimdi çok uzaklaştı. Bayağı neredeyse köy dışına çıktı diyebilirim. O yüzden de oraya gitmek bayağı bir mesele, zor. Arabası vesaire olmayan da zor gidip geliyor. Bizler de vesaire olduğu için biz de Gülacı tercih ediyor arkadaşlar. Şimdi orada çok sebzeci var. O yüzden hem de ucuz oluyor. Burası çok pahalı oluyor. Orada aynen buranın arasında neredeyse yarı yarıya fark oynuyor diyebilirim. O yüzden genellikle Gülacın pazarına gidiyor. Şöyle sizlere kısaca bir aldıklarımı göstereceğim arkadaşlar. Bugün ne yapacağım? Bugün dışarıda işlerim var biraz. Onları halledeceğim. İşte yakacaklık kaldıydı arkadaşlar. Orası var ama çocukları bekleyeceğim. Tek başıma yapmayacağım çünkü kollarım falan çok ağrıyor arkadaşlar. Bacaklarım, kollarım. Hiç doğru düz dinlenemedim ama niyeyse bu aralar canım sürekli iş görmek istiyor ve oturamıyorum. Aklımı zaten tanıtım videomda da söyledim. Aklımı bir şeye de uyladım mı illa o işi yapacağım. Yapmazsam duramıyorum arkadaşlar. Şimdi iş yok, gücüm yok. Ne yapacağım? Boş boş oturacağım. Dışarıda da iş varken evde oturamıyorum. Ben de böyleyim işte. Ne yapayım? Kartuzaltı arkadaşlar. İki tane ben aldım. İki tane babam aldı. Bugün babamla gittik. Annemi gidip götürmedik. Daha doğrusu annem kendi gelmedi. Recep'i de annemin yanına koyduk. Perşembe günleri de annem biliyorsunuz pazartesi perşembe oruç tutuyor. Bugün de gitmedi, iyi olmuş. Aşırı sıcak var. Çok susardı. Kartuzun kilosu 5 liraya düşmüş arkadaşlar. Biz de bu şekilde 2 tane kartuz aldık. Şöyle hemen bunu kenara koyayım. Bir yandan sizlere göstereyim, bir yandan da iyileştireyim. Mesela bizim burada salatalığın kilosu 10 lira. 20 liraya 2 kilo salatalık alıyorum. Onu da eve geldim hemen bitiyor arkadaşlar. Çünkü çocuklar kahvaltıda da çok seviyorlar. Böyle aynı meyve niyetine de yiyorlar. Seviyorlar. Ama Gülacı pazarında bakın şu şekilde 5 kilosu 20 lira. Geçen hafta 4 kilosu 20 liraydı. Bu hafta 5 kilosu 20 lira yapmışlar. 5 kilo salatalık aldım. 3 kilo elma aldım arkadaşlar. 10 liraymış kilosu. İsmail muzuna elma istediydi. Ona da şöyle 2 kilo muz aldım. Ondan sonra erikle nektar aldım arkadaşlar. Nektar yeni gelmiş. Eriğin kilosuna 20 lira diyorlar. Geçen hafta 15 liraydı. Nektarının kilosu da 20 lira. Birer kilo da bunlardan aldım. İkişer kilo da burası. Çırpma telim bozulduydu arkadaşlar. Attım. Çatalına karıştırıyorum ne yaparsam. O da pütür pütür kalıyor. Sevmiyordum. Bir tane bundan aldım. Bu da 15 liraymış. Bunu da neyse şuraya koyalım. Ne aldım? Bir de sarımsak aldım arkadaşlar. Bunu tabii ki dışarıya koyacağım. Taze sarımsak olduğu için evden kokmaya başladı. 2 dakikanın içinde. Mor sarımsak arkadaşlar. Bir de güzel, o kadar güzel büyütmüşler ki vallahi aldıkları para helal hoş olsun. Şu şekilde şöyle göstereyim sizlere. Kilosu 10 liraymış. 1 kilo aldım. Sarımsak iyi oluyor arkadaşlar. Şöyle kapıları düştü. Tamam. Bunu dışarıya poşetinden çıkarıp koyacağım. Şurada da şöyle stil aldım arkadaşlar. Normalde bunun bütünü 30 lira ama 15 lira aldım. Ortadan adam kesti. Niye aldım arkadaşlar? Stillediğim stillerim hastalanmaya başladı. Şöyle ortalarından, orta dediğim şöyle az bir şey yukarılarından sanki boynunu sıkarmışsın gibi. Öyle bir şey oldu ama anlayamadım niye. Bayağı neredeyse 15-20 tane stilimi söktüm arkadaşlar. Kurumaya başlamış. Böyle yıkılıveriyorlar. Bunları da o kuruyan stilleri yerine stil yapacağım akşam. Az aldım zaten. Şurada da şöyle çilek var arkadaşlar. Çileğin de neredeyse bitmek üzere sezonu. Hani bunlar herhalde seramalı. Tam bir şey bilmiyorum da yani. Bir yandan da konuşacağım diye yoruldum. Bir kasa bu şekilde çilek aldım arkadaşlar. Normalde her hafta 1 kilo alıyordum. Bu hafta aklıma geldi. Buzluğa atacağım arkadaşlar bunları. Hatta şimdi sizinle beraber güzelce yıkayacağım. Poşet deyip buzluğa atacağım. Az bir şey çocuklara şöyle yemelik ayırım. Hatta şöyle poşet ayırım. Şu poşeti aldıydım. Az bir şeysini ayıracağım arkadaşlar. Karanına atacağım. Kışın çileğini de arayıp da bulacak. Bulamıyor. Tabii ki çıkarıp da yenmiyor da.
donduğu için. Ama pastalara kullanılıyor arkadaşlar. Böyle kremalı karamelli mi diyeyim ne diyeyim. Öyle pastalar yaptığınız zaman çok güzel oluyor. Bu sene kiraz atacağım biraz. Normalde kompostosunu yaparım da ayrıyete böyle pastalara kullanmak için biraz kiraz. Kirazı buzluğa atıp da çıkarıp kaynattığınız zaman da hoşaf da oluyor arkadaşlar güzel. Anneme böyle yapar. Şöyle alalım. Bunun da kilosu arkadaşlar 25 liraymış. Bizim her haftaki aldığımız abiden indirim yaptırdım. Bu 5 kiloymuş tam kasası. 85 TL'ye verdim. Yani 25 liraydı kilosu. Önce 20 olur dedi. Ondan sonra darttı 5 kilo geldi. 100 lira yapıyor dedi. 20 liradan. Ondan sonra da 85 lira verse yeterli dedi. Artı öylece 85 liraya bir kasa çileği aldım arkadaşlar. Bizim burada güzel bir tarafında çilek tarlaları var arkadaşlar. Şimdi çıkmış herkes topluyor. Yani toprak da şöyle gidiyor. Topluyorlar. Parasıyla alıp geliyor. İnşallah Gökhan'ın bir boşluğunda oraya gidelim diyeceğim. Gökhan'ın oranın çileği daha bir tatlı oluyor arkadaşlar. Organik olduğu için. Orada hem de sizlere çekmek istiyorum. Bu şekilde bir yıkayım arkadaşlar. Şöyle güzelce. Önce yıkasam da mı saplamı koparsam yoksa kopararak da mı yıkasam ona karar veremedim. Şimdi yıkasam şöyle ilk aralarında gücük falan kalır. En iyisi bu tarafta yıkayın değil mi? Şu şekilde şöyle. Bu sene çilek atacağım. Çilek atacağım derken neredeyse unuttum gittiydi arkadaşlar. Her hafta alıyorum da birer kilo çocuklar yiyor. Dün aklıma geldi bir anda. Onda nereden geldi? YouTube'da mı gördüm? Vallahi bir yerde gördüm. Dondurma yapıyorlar. Çileği dondurmuşlar. Ben de öyle görünce aman dedim ben de çilek alacaktım. Bu saatini. İster istemez içinden tek tükçülükler çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar çileğimizi güzelce yıkadım, temizledim bu şekilde. Bakın şöyle göstereyim. Kameramızı da şu şekilde uzaklaştıralım biraz. Recep çekil anneciğim bak. Da paketleyelim şunları. Kaç bakım ayağımın altında. Daha seni uyutacağım. Çekil. Bunlar ne bir şey böyle. Bu şekilde arkadaşlar paketleyelim. Buzluğumuza atalım. Kadar şu kadar atsam herhalde yeterli arkadaşlar. Şöyle. Yarım kilo yarım kilo atsam yeterli galiba. Ne yiyoruz? Onu mu yiyor? Otursan da yiysen de dökmesen. İyi, daha iyi temiz et gibi bak. Hemen bastırıyorsun. Evet, sevdin mi? Gel mi? Hadi.
annem. Onun içine çerdek koymuş. Çerdeği var işte. Dişine dikkat et de çerdeğe vurma dişini, tamam mı? Hayır. Ben biraz da Necep'e uyuyacağım arkadaşlar. Biraz da yanına ben yatayım, biraz dinlerim çocuklara buradan gelene kadar. Da onlar gelmeye kadar yatmam da. Saat zaten 12. 1-2 saat kadar da ben yatayım. Ondan sonra kalkar biraz yemek yaparım. Sonra da dışarı işine bakarız. Evet arkadaşlar, şunu gördüğünüz gibi 4, şöyle 6. Şunu bir yıkayayım. 6 poşet oldu arkadaşlar. Annem. Lütfen bana. Tamam, bir daha ver. Dur. Hadi. Arkadaşlar şurada da şöyle peynirim var. Mutfaktayken bunu da halledelim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu şekilde arkadaşlar. Eğer salamura yapmak istiyorsak, isteniyorsa bunu dilimliyorum arkadaşlar. Salamura yapılıyor. Salamura da yapmadım. Geçenlerde hani bir tane bir yaptıydım ya. O da dudağı dolmuş. O yüzden onu tekrardan bozduk, yedik arkadaşlar o şekilde. Niyetledim, yapım yapım dedim başına. Gelip de salamurayı da yapmadım. Şöyle tuzunu atalım. Ondan sonra parçalayacağım. Bunu da paketleyip atacağım arkadaşlar. Buzla. Bayağı 2 kilo peynir var arkadaşlar. Evet, bayım. Dur daha az. Çekiyor bak. Hemen bunu da poşetleme işlemini yaptım arkadaşlar da. Bunu da 3 poşet yapalım. Çalıştın mı Recep şunu? Oturma odasına git, doğru oyna, seni yatıracağım, hadi. Şöyle 2 poşet, son bir tane daha alalım. Evet arkadaşlar, 3 poşette peynirimiz oldu. Yavaş.
şuralarımızı temizleyelim. Ondan sonra videomuzun devamında yine görüşürüz arkadaşlar. Çocuklar gelsin. Dediğim gibi biraz o ne onun adı? Yanacakları düzenleyeceğim. Aslında pek bir şey yok da. Sadece soba borularını işte ortaya koymuş çocuklar. Bir de saman getirdim. Ben o saman ortada duruyor arkadaşlar. Gelip geçme zaten orası dur. Şey dar. Gelip geçmede yerimiz iyice daraldığı için onu yani düzelteceğim sadece. Ve bunları da buzluğa attım arkadaşlar. Çocuklar geleceğini videomuzu açarım. Devamını da çekelim. Arkadaşlar bu videom bir ertesi günkü video. Hemen dünkü bunu birleştirme yapacağım. Gülüş geldi okuldan. İyi oldu. Gülizar yemek hazırlıyordum annem. Şu masa sandalyelerimizi koy da burada yiyelim. Çok sıcak çünkü. İsmail geldi. He. Dün çilekleri attım arkadaşlar. Çocuklar da gelince inekleri yayma çıkarttırdım. O yüzden burası kalmıştı. Burayı ben kendim yaptım. Şöyle. Evet. Burayı bu şekilde temizledim arkadaşlar. Hep komşumuz az bir şey böyle küçük ağaçlardan veren çırga dedik biz de. Sobanın borularını şöyle şuraya koydum. Çırgaları da buraya attım. Burayı da sildim, süpürdüm sabahtan. Samanları da bu şekilde koydum. Burayı temizledim arkadaşlar. İyi güzel de oldu. Sabah buraları süpürdüm. Yani dışarının işini bitirdim. Çocuklara bırakmadım. Annem. İsmail üstünü giyiyor annem. Bunlar da annemgile gidecek arkadaşlar. Şu minderleri de kurudu. İçeriye alacağım. Bunlar şey. Bunu da komşumuz verdi. Recep de burada. Abisinin bisikletini oynuyor. Nasıl güzel dönüyor ne? Sen mi döndürdün onu? Oynama sana kızar düver seni. Şuraya yemeğimizi hazırlayalım arkadaşlar. Yiyelim. Ondan sonra bakalım videonun devamında ne gelecek. Şöyle gireyim buraya. Lambamızı yakalım arkadaşlar. Burada peynirimiz var. Yine peynir ıslattım. Bayağı bir saat kadar oldu arkadaşlar. Eğer tam suyunu çektiyse bir bakacağım. Şurada yemeğimiz var. Yemekte ne yaptım bugün? Şöyle açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde arkadaşlar fırına yemek sürdüm. Şöyle tekrardan yakınlaştıralım bari. Bol soğanlı, sarımsaklı. Mercimek çorbası yaptım arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Burada ne var? Burada da peynirimiz var. Sabahki sütü az bir şey peynir yaptım arkadaşlar yine. Bu da kaynadı. Soğudu mu? Bunu da süzeceğim. Kapatalım şöyle. Ondan sonra burada da şerbetimiz var arkadaşlar. Bugün tel kadayıf aldım. Hazır açacağım. Bu cevizli tel kadayıf arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Hep normalde sadesini alıyordum da bu sefer bunu deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Şerbetini kaynattım. Şerbet ılık oldu mu dökeceğim. Şimdi ben yemeğimizi hazırlayayım arkadaşlar. Yemeğimizi yiyelim çocuklarına. Arkadaşlar burada kıştan vurduğum salatalık turşusu vardı. Diğer turşular bitsin de öyle açım diye açmadım bunu. Şimdi hepsini yarımlamayalım. Yormuyor yarımlayınca. Şimdi açtım bunu da. Dün mü açtım? Evet bunu açtım ne? Ama hiç bozulmamış arkadaşlar. Bakın. Annem önceden salatalıklar büyüdü mü böyle ettiğimiz zaman. Salatalıklar büyüdü mü ilk salatalığa turşu kurardı. Şöyle 5 kilo patlamadan turşuyu kurardı arkadaşlar. Hemen yiyorduk. 15 gün içinde olur zaten bu salatalık turşusu. Aynı onun da adında olmuş. Çok güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle oraya bir koyalım bunu. Onu oraya koydum. Çorbalarımızda. Böyle bir balonda yiyecek arkadaşlar. Dışarısı bir sıcak. 2 gündür bir sıcak var. Yağmur yağacak diyorlar ya. Bilmiyorum artık. Yarın yağmur var. Evet, cumartesi pazar yağmur var. Cumartesi yağış var. Pazarla pazartesi de şimşek bir yağış. Ya. Yemeğimiz
de tabağa bürelim. Hepsini şey yapmayalım. Kim gelir çocuğum? Şu soğanı yorum mu size? Yok. Yol da benim. Bismillahirrahmanirrahim. Anneciğim. Tam onu ben giydirecektim sana. Niye çıkardın? Kapatsın şuraya. Kapatsın olacak şimdi. Arkadaşlar. Ben yavrum. Hani bahçeye gitti çıkarsa. İn oradan da seni alalım. Sen anana buna oturacağım. Bir daha oturamadık ki o zaman. Sana bir tane koyacağım. Şöyle bir şey var. Çıkarayım mı şunu? Ben senin bir ayıma çıkarayım mı lan bunu? Niye neyim ya? Sıcak var da ki bunda. Al bana. Anne. Tamam. Arabanı bir al. Ne? Burada almadım. Bizi de almadım. Ne bileyim. Ekmek köreyle açıp başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şu şurada dur. Ekmeğini yiyince. Sana çatal. Ne olacak? Yine bak. Anne. Anne elime krem sürdüm ya. Gözüm dokşaydı. Gözüme... Dikkat et. Ya şu patateslere bak da eğer ekmek veriyor mu? Bana şu ekmekleri ver. Kuzum açın yürür. Kuzum şişli. İşte şuramda bir şey çıkmış sanki. El diyorum ya sana. Son da çıkmış da burada. Tamam orada. Benim ortasına duyuyorsun sen yanında bakıyordun. Şura. Tübeler acı mı? Hı? Tübeler acı. Yok. Acı mı? Et attı. Bura böyle attı da. Bu da. Et attı. Bura değil mi anne bak? He. Biraz daha son. Şura bak. Şura. Baba. Hı. Senin dilin var mı? Tamam. Çatal vereyim mi? Çatalım sadece. Bir tane mi olsun? Evet. Hadi sen çatalar gibi de limon aldasın abi limon sana. Dolapta tamam mı? En alt koyayım. Arkadaşlar kapıyı kıracağım. Öyle. Neyse arkadaşlar videomuzu bir kere kapadım. Bu kadar yeterli videomuz az bir şey olsun. Durma ya şimdi ama yine hatırlamıyorum. Belki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın. Annem videomuzu şimdi de kapattı öyle tuttu. Yemeği bol tutturmadı çocuğu. İlker mi geldin biliyorsun?